Merhaba arkadaşlar. Ben de geleyim. Doğru. Oraya da yandan çok güzel bir şey. Daha geri geliyor arkadaşlar. Abi sen de gel. Biraz daha geri gel. Efendim çadır kentlere bunlardan binlerce gönderdik. Çadır kentlere. Böyle çadır etrafında yapıyorlar. Şu an oluşan bizim insanımız efendim çok yaratıcı. Evet. Değişik. Otobüslerin banyoya dönüşmesi de müthiş bir şeydi. Evet evet. Vallahi zaten bizim şu anda son bir aydır ısınma yöntemimiz bu şekilde. Evet. Mecburen yani. Ama bugün iyi sen genel başkanım. Evet. Eksi 27'yi gördük biz Nurhak'ta. Eksi 27. Evet. Arabada klimanın içinde üşüyorduk başkanım. Evet. Tamam. Sayın Genel Başkanım, iki doğal afeti aynı anda yaşadı aslında bu deprem bölgesi. Evet. Yani hem kar kışla mücadele hem de deprem felaketi çok fena vurmuştu burayı. Deprem üssü olarak Elbistan olarak geçti ama aslında bizim Nurhak deprem üssü burasıydı. Çok ciddi. Bu genç belediye başkanları da hep buradaydı efendim. Bunlar bir ekip. Sürekli buradalar. Biz zaten İlhan Başkan'ın getirdiği değil mi? Güzel bir şey. Güzel bir şey. 2005'te o araba garajı olarak yaptığımız yerin bir gün karargah merkezi olacağını hiç düşünmemiştik. Hiç aklımıza getirmemiştik. Bütün deprem bölgelerini hep beraber gezdik. 40 belediye başkanı, ilçe ve belde efendim bütün deprem bölgesini gezdiler. Sadece vatandaşları da ziyaret ettiler, köylere gittiler. Biz de bakın bu arada Genel Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanları dahil olmak üzere hiçbirimiz makam aracımızla bir yere gitmedik. Yani biz de sizler gibi bir minibüse bindik. O minibüslerle gittik. Hep beraber var olan sorunları çözmek için, sorunları dinlemek için hep beraber gezdik. Sayın Genel Başkanım, grup başkan vekiliyken bankası olmayan ilçemiz olarak Nurhak'tı. Şimdi hiçbir şeyimiz yok. Evet. Doğru, o zaman bankamız yok diyordunuz. Evet, evet o dönemde bankası olmayan ilçeydik. Evet. Şimdi hiçbir şey olmayan ilçeye dönüştük. Neyse, inşallah her şey olur. Her şey olur. Büyük şehirlerimiz, CHP'li belediyelerimiz sağ olsunlar, var olsunlar. Her şeyi yağdırdılar yani gerçekten. Nurhak ilk lokma, bir bardak su Ankara Büyükşehir'den girdi. Nurhak ilk giren yardım tabi Ankara Büyükşehir'de. Bütün bu yaraları saracağız. Hiç endişe etmeyin. Beraber olduğumuz sürece, birlikte olduğumuz sürece, dayanışma kültürünü geliştirdiğimiz sürece bütün bu sorunlar aşılır. Elbette ki hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz. Yaralananlar var. Onlara şifalar dileyeceğiz. Ben hastanede depremzedeleri ziyaret ederken bazılarının kolu, bazılarının ayağı yoktu. Yani gerçekten de büyük bir dram. Sonuçta bir kız anne ayağım yok derken anne senin ayağın ben olacağım, benim iki ayağım var. Yani ben bunlara da tanık oldum. Büyük acılar ama aşacağız inşallah bunların hepsini. Birlikte aşacağız. Hayırlı geceler. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi geceler efendim. İyi geceler. İyi geceler. Allah razı olsun. Size geçmiş olsun demeye geldik. Başımız sağ olsun. Geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Şundan emin olun. Gerçekten yaşadığınız acıları biz Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Türkiye'nin her coğrafyasında yüreğimizde hissettik. Bunu da bilmenizi isterim. Sizin acınız aynı zamanda bizim acımızdır. Bundan da emin olmanızı isterim. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş da burada. Diğer belediye başkanlarımız da. Hepsi burada, hepsi emrinizde. Elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Sizin acılarınızı dindirmek için, var olan sorunlarınızı çözmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bundan sonra da göstereceğiz. Dediğim gibi sakın umutsuz olmayın. Türkiye güzel ve umarım hep birlikte daha güzel günleri yakalamak için mücadele edeceğiz ve bu güzelliği yakalayacağız. Sorun çok, sorun büyük ama bu bizi umutsuzluğa asla sürüklememeli. Türkiye'nin bütün sorunlarını Allah nasip ederse kısa süre içerisinde hepsini çözeceğiz. Hepsini, daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Hepiniz Allah'a emanet olun diyeyim. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir kısmı yandı öldü. Bir kısmı yardım gelmediği için içinde bağıra bağıra dona dona öldüler. Ulaşım gelmediği için insanlar içinde dondu öldü. Sonra 4-5 gün geçtikten sonra ne olursunuz cenazelerimizi çıkarmayın dediler. Kurtlar köpekler yiyor bizim cenazemizi dediler. Kimse gelmedi. Kimse ilgilenemedi. Kaldık öyle. Şimdi de hala daha bir ay geçti aradan. Ne çamaşır makinamız var. Bakın. Bir ay oldu. Bir ay oldu ne çamaşır makinamız var. Ne doğru düzgün banyo yapabiliyoruz. Ne doğru düzgün yiyip içebiliyoruz. Bıktık artık. Gerçekten de bıktık. Çoluğumuz çocuğumuz ortada. Reziliz ya. Bize vermiyorlar Nurhak diye bize yardım vermiyorlar ya. Biz Nurhak diye vermiyorlar. Günden beri müdahale edilmiş buradaki şeyinden sonra zaten buraya yardımlar gelmeye başladı. Biz ilk geldiğimizde inanın şunu hissettim. Ben de zaten özür vekilimize de söyledik. Ali vekilimizle de sürekli iletişim halinde. Yani ölüyoruz dedim artık. Çünkü hiçbir yardım gelmiyordu dedim. Yetişin dedim. Yukarıda insanlar vardı. Bizim gittiğimizde bağırış çağırış zaten geliyordu enkaz altından yani. Şu anda yani birçok şeyi biz daha öncesinde de söylemiştik. Burası karkış memleketi ve Büyükşehir Belediyesi de zaten büyük bir bize tavır aldığı için hiçbir zaman buraya da kar yağacak falan diye önlem almıyorlardı. Bu yüzden de biz kar yağacağını bildiğimiz için önlemimizi aldık. Kendileri de her seneki yaptığı gibi önlem almadılar ve depremi kimse göremiyordu ama biz kar yağışını görüyorduk. Yollar açık olsaydı, iletişim aynı anda kopmamış olsaydı biz bu yaşadığımız acının onda birini ancak yaşayabilecektik zaten. Aynı anda bütün GSM operatörleri çöktü. 3 gün boyunca GSM iletişim yok, ulaşım yok. Gölbaşı, Malatya, Adıyaman ve Elbistan üçü de kapandı yolları. Ve her sene aynı şeyi yaşıyoruz biz. Büyük iş makineleri buraya bırakılmıyor. Buraya bırakılmadığı için de bu insanların hepsi de burada aynı şekilde böyle bekliyorduk ve aynı gün biz gittik hasarlı binalardan şeyleri çıkarttık, tencereleri bizim gönüllü ekiplerimizle beraber. Onlar burada şu arka tarafta şeyi pişirdiler, çorba pişirdiler. Ben daha sonra yürüyerek bir kısmına ulaştım. Kullar Mahallemizden bana şunu söyledi.